Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5 Online'da tekrardan bir para hilesini göstereceğim arkadaşlar. Bugünkü hilemizin ismi LSG Hex. Birazcık rahatsızım arkadaşlar. Eğer sesim boğuk geliyorsa kusura bakmayın. Bir süredir bu hileyi test ediyordum ve olumlu sonuçlar alınca sizlere zaman kaybetmeden hemen paylaşayım dedim. Bu hilenin linkini açıklamada vereceğim arkadaşlar. Klasik araba satma hilelerinden birisi. Eskiden de sizlere benzerlerini paylaşmıştım ama artık bildiğiniz gibi GTA'da para hilesi yapmak o kadar kolay değil arkadaşlar. GTA son zamanlarda, bu son güncellemelerde neredeyse tüm para metotlarını fixledi ve halen de fixlemeye devam ediyor. Sırf bu yüzden arkadaşlar çoğu menüde bu para verme metotlarından hiçbiri yok. Çünkü GTA sürekli fixliyor bunları. Ben de sizlere olabilecek en güvenlilerini paylaşmaya çalışıyorum. Bu paylaştığım hileyi bir süre boyunca kullanabileceksiniz arkadaşlar. Çünkü kolay kolay fixlenecek bir hile değil. Hileyle glitch gibi bir şey yapıyoruz yani kısacası. O yüzden günlük 10-15 milyon civarı yaptığınız sürece bir sorun olmayacağını söyleyebilirim. Yine de bunlar bedava hileler arkadaşlar. Her zaman belli bir riskleri bulunuyor. Eğer bu riski almak istemiyorsanız açıklamada Instagram hesabımızın linki bulunuyor. Oradan gelip bizden satın alabilirsiniz. Bizden satın aldığınızda herhangi bir ban yeme riskiniz olmuyor arkadaşlar. Veyahut eğer GTA 5'ten ban yediyseniz ya da bir arkadaşınızın GTA 5'e ihtiyacı varsa yine gelip bizden GTA 5 hesapları satın alabilirsiniz. Hesapların içinde ayrıca para ve level olduğundan dolayı da oyuna sıfırdan başlamamış oluyorsunuz arkadaşlar. Daha detaylı bilgi için açıklamadaki Instagram hesabımızdan ya da yeni kurduğumuz sitemizden satın alım gerçekleştirebilirsiniz. Modlarımız sizlere her konuda yardımcı olacaktır arkadaşlar. Her neyse, bunun linkini açıklamada sizlere vereceğim. Bu arada arkadaşlar, bu hileyi yapmadan önce herhangi bir antivirüsünüz ya da Windows güvenlik duvarınız açıksa bunu kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa hile çalışmaz. Bildiğiniz gibi bunlar 3. parti yazılımlar ve antivirüsleriniz ya da Windows Defender bunları virüs olarak algılıyor. Bu çok normal çünkü bunlar hile yazılımları arkadaşlar. Hileyi indirdikten sonra bunu masa üstüne çıkarmak arkadaşlar. Direkt olarak ardından tek yapmamız gereken Story Mode'a girmek arkadaşlar. Story modumuza girdikten sonra arkadaşlar öncelikle birkaç ayar yapmamız gerekiyor. ESC'ye basıyoruz, buradan settings'e geliyoruz ve graphics bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Öncelikle oyunu windowed yani pencereli moda alıp böyle monitörünüze göre küçültürseniz arkadaşlar, yani ben şu an 1080p bir monitörüm var, bunu 720p'ye düşürüyorum oyunun boyutunu. Bu şekilde hileyi de daha kolay kullanabileceğim. Bunun yanı sıra pause game on focus loss'u, bu normalde sizde 10 olur çoğunuzda, bunu off yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde alt tab yaptığımızda oyun kendisini dondurmuyor. Bu da hileyi yaparken bizlere artı bir olanak sağlayacak. Bu ayarları yaptıktan sonra artık direkt olarak invite only session ya da solo session'a giriş yapabiliriz arkadaşlar. Invite only session ya da solo session'ımıza girdikten sonra arkadaşlar yapmamız gereken ilk adım öncelikle bir tane garaja sahip olmak. Şimdi olabilecek en ucuz garajı falan da alabilirsiniz. Şuradaki evler ucuz oluyor ve buradaki Los Santos custom'ıza yakın diye direkt ben şuradan aldım. Buradan herhangi bir evi ya da garajı alabilirsiniz. İlla burada olmasına gerek yok. Haritadaki herhangi bir LS custom'ıza, yani şu taraflardaki evler olabilir, şu taraftaki evler olabilir. Paranız hangi garaja yetiyorsa o garajı aldıktan sonra arkadaşlar öncelikle garajınızda bir tane araba olması gerekiyor. Yani mesela şu an benim şuradaki evimin içerisinde bir tane araç var. Bu evin iki arabalık bir garajı var ve bir tanesi dolu. Sizde de böyle olması gerekiyor. Yani garajınızda en az bir tane araç olması gerekiyor. Direkt yoldan aldığınız bir aracı da koyabilirsiniz. Ama çok lüks olmamalı arkadaşlar. Yoksa garajınıza koyamıyorsunuz. Bunları hallettikten sonra arkadaşlar yapmamız gereken yine sokaktan herhangi bir böyle bir aracı almak ve bunu direkt LS Custom'a götürmek arkadaşlar. Söylediğim gibi araba eğer çok lüks olursa bunu yapamazsınız. Yoldan görebildiğiniz en böyle kötü arabayı falan almaya çalışın. Ardından bunu buraya sokun arkadaşlar.
Buraya geldikten sonra yapmamız gereken oyunu aşağıya almak ve buradaki hileye sağ tıklayıp yönç olarak çalıştırmak. Bunları yine de çalıştır deyip önünüze gelen yere evet deyin arkadaşlar. Ardından gördüğünüz gibi hile açılıyor. Şu anda da hile kendini yükleyecek. Steam, Epic Games ya da Rockstar Games platformunda olmanız bir şey değiştirmiyor. Direkt kendisi inecekleniyor oyunu arkadaşlar. Şimdi burada öncelikle yapmamız gereken 7'yi seçip Enter'a basmak arkadaşlar. Yani LG Max Out'u seçmemiz gerekiyor. 7 yazıp Enter'a basıyoruz. Sonrasında buradan Lost Theft yazan yere giriyorsunuz ve gördüğünüz gibi araba bir anda modifiyeleniyor. Henüz bunu satın almayın. Tekrardan Alt Tab yapıyoruz ve buradan Modify Vehicle yani 6 yazıp tekrardan Enter'a basıyoruz arkadaşlar. Buraya da Elegy yazıyoruz. Yani arabamızı Elegy'ye dönüştürecek. Tekrardan Enter'a basıyoruz ve 15 saniyemiz var arkadaşlar. Bu 15 saniyede oyuna dönüp bu tracker'ı satın almanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra birazcık bekleyin. Bizi atacak şu an. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizi attı ve direkt garajdan böyle geri geri sürerek dışarı çıkabilirsiniz. Dışarı çıktıktan sonra arkadaşlar direkt olarak garajımıza doğru gidiyoruz. İşte söylediğim gibi eğer bu LS Custom'ıza yakın yerlerde ev satın alırsanız kolayca gelirsiniz. Garaja direkt olarak sokmuyoruz arkadaşlar. Şu an yapmamız gereken arabayı bırakıp garaja kendimiz girmek. Sonra içerideki arabanızı dışarı çıkarıyorsunuz. Arabayı dışarı çıkardıktan sonra arkadaşlar tekrar içeri sokuyoruz. Ve şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar o araba bir LG'ye dönüştü. Artık bunu götürüp tekrardan max hale getirip satacağız. İşlem aslında çok basit arkadaşlar bu şekilde yaparsanız. Şimdi tekrardan bunu LS Custom'ıza soktuktan sonra arkadaşlar yapmamız gereken tekrardan Alt Tab yapıp buradan yine 7'yi seçip yani buraya 7 yazıp Enter'a basmak. Ardından arkadaşlar buradan Sell kısmına geliyoruz ve gördüğünüz gibi araba kendini modifiye ediyor. Bir ESC'ye basıyoruz yani bir geri geliyoruz, tekrar Sell kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi 800 bin dolar oluyor arabanın fiyatı ve bunu satıyoruz arkadaşlar. Sattıktan sonra sağ üstte de gördüğünüz gibi para hemen hesabımıza geliyor. Tahminimce 5 dakika bile sürmedi arkadaşlar bunu yapmamız. Bu şekilde 10-15 tane yaparsanız arkadaşlar 7-10 milyon civarında bir para elde edersiniz ve bunu her gün paranız bittikçe kullanabilirsiniz. Ama söylediğim gibi 10 milyon veya maksimum 15 milyon falan yapın, daha da yukarısına çıkmayın arkadaşlar. Bunlar bedava hileler, her zaman belli bir riskleri bulunuyor. Evet bu biraz daha legit bir hile ama yine de Rockstar artık hesabınıza günlük gelen transferleri vesaire kontrol ediyor. Bu yüzden arkadaşlar ban yemeniz olası olabilir. Tekrardan söylediğim gibi eğer ban yemek istemiyorsanız açıklamadaki Instagram hesabımızdan gelip bizden satın alabilirsiniz. Bizden satın aldığınızda herhangi bir ban yeme riskiniz olmuyor arkadaşlar. Şimdi bir kez daha gösteriyorum sizlere. Buradan tekrardan LG Max Out yani 7 yazıp Enter'a tıklıyoruz. Ardından Repair Vehicle yani arabayı kırdıysanız repair yapın. Ondan sonra Lost Theft kısmına gelin. Gördüğünüz gibi araba kendini modifiye ediyor. Ardından 6 yazıp Enter'a basın. Sonra buraya Elegy yazın arkadaşlar. Tekrardan Enter'a basın ve tracker'ı satın alın. Sonrasında yapmanız gereken takribi bir 10 saniye falan beklemek. 10 saniye sonrasında bizi atacak şimdi buradan. Gördüğünüz gibi bizi yine attı. Biz şimdi tekrardan çıkarıyoruz arabamızı buradan. Bunu tekrardan garajımıza götürüyoruz. Tekrar söylüyorum arkadaşlar, arabayı sakın garaja sokmayın direkt olarak. Kendiniz yürüyüp garaja girin. Ardından içeriden arabanızı kendiniz çıkartın. Yani garajınızın içinde bulunan arabayı çıkartın. Sonrasında geri buraya tekrar girin. Gördüğünüz gibi elecimiz tekrardan geldi buraya. Şimdi buna tekrardan biniyoruz ve tekrardan bunu satmaya götürüyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrardan yapıyoruz buraya LG Max Out'u yani 7 yazıp Enter yapıyoruz. Ardından Sell kısmına geliyoruz. Sonra tekrar bir ESC yapıp tekrar Sell kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi 800 bin dolara arabayı satıyoruz arkadaşlar. Şu anda neredeyse 10 dakika bile olmadan 1,5 milyon para hesabımıza geldi. Bu kadar kolay arkadaşlar. Şu anda yapabileceğiniz en güvenli
bedava hilelerden biri bunlar. Bir önceki duyuru videosundan da söylediğim gibi, eğer bu arada o duyuru videosunu izlemediyseniz izlemenizi öneririm. GTA hileleri hakkında önemli bir açıklama videosu arkadaşlar. Eğer izlemediyseniz o videoyu da izlemenizi öneririm. Ve o videoda da söylediğim gibi GTA tüm para metodlarını neredeyse fixliyor arkadaşlar. Bu yüzden GTA'da para yapmak artık eskisi kadar kolay değil. O yüzden bu sıralar bu tarz hilelerle idare etmek zorunda kalacağız. Eğer bunlarla uğraşmak vesaire istemiyorsanız yine söylediğim gibi Instagram hesabımızdan gelip satın alabilirsiniz bizden. Veyahut eğer GTA 5'ten ban yediyseniz ya da bir arkadaşınızın GTA 5'e ihtiyacı varsa yine gelip bizden GTA 5 hesapları satın alabilirsiniz. Hesapların içinde ayrıca para ve level olduğundan dolayı da oyuna sıfırdan başlamamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. GTA 5'te oyun arkadaşı arıyorsanız da yine Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Discord'da büyük bir GTA kitlemiz bulunuyor. Oradan eminim kendinize bir oyun arkadaşı edinebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Bay bay arkadaşlar.